Yukarıda yükseltgen ve yarı pil potansiyelleri verilen XYZ metallerin tepkimelerinden hangilerinin kendiliğinden gerçekleşmesi beklenir diye sormuşuz. Bir reaksiyonun kendiliğinden gerçekleşmesi onun istemli olduğu anlamına gelir. Yani indirgenmek isteyen indirgensin, yükseltgenmek isteyen yükseltgensin. Yani olayı akışına bıraktığımız durumlardan bahsediyoruz. Bunu pratik olarak yaklaşımda şunu bilmelisin. Yalnız, element, yalnız olan element aktif ise reaksiyon istemlidir. Yani kendiliğinden gerçekleşir. Biz önce verilen potansiyelleri bir inceleyelim. Bunların hepsi elektron verme yani yükseltgenme eğilimi olarak verilmiş. Dolayısıyla bunlar da birer yükseltgenme potansiyeli. O halde yükseltgenme eğilimlerini yani biz ona metalik aktiflik diyebiliriz. Metalik aktifliklerini karşılaştırabilirim. Yükseltgen potansiyeli en büyük olan artı 271 yani x. Sonra y artı 1.18 yükseltgen potansiyeli en düşük olan ise eksi 0.8 ile z. Dolayısıyla yükseltgenme eğilimleri böyle. O halde birisi yükseltgenecekse o x olmalı. Yok o yoksa y olmalı. O yoksa z olmalı. Böyle düşünebilirsin. Verilen tepkimelerden serbest halde elementel halde olana bakıyorum. Elementel yani yüksüz halde olan x. Yüksüz halde olan aktifse elektron verme eğilimi daha büyükse o tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Yani istemlidir. X hepsinden aktif olduğu için bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Yani ürünleri yazabilirim ama direkte işaretleyebilirim. Ürün olarak da zaten X, X artıya gidecek. Y artıki de Y'ye gidecek. Denkleştirmedim. Peki yalnız olan Y bu sefer. Peki Y yanındaki Z'den aktif mi? Y yanındaki Z'den aktif. Dolayısıyla bu tepkime de kendiliğinden gerçekleşir. Y, Y artı 2'ye gider, Z artı da Z'ye dönüşür. Tepkimi yine denkleştirmedim, bunu vurgulayayım. Peki sonuncusu, yalnız olan Z. Yalnız olan Z aktif değil, en pasifi. E, dolayısıyla bu tepkime kendinden ne yapmaz? Gerçekleşmez. O halde doğru cevap 1 ve 2, yani C seçeneği. Yukarıda verilen indirgenme yarı tepkimeleri ve yarı pil potansiyellerine göre aşağıdakilerden hangisinin potansiyeli yanlış verilmiştir? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki, bir yarı pil potansiyeli ya da ya pil tepkimesini herhangi bir sayı ile genişletseniz bile oradaki pilin potansiyeli değişmez. Bir tepkimeyi ters çevirirseniz pil potansiyelinin işareti de ters çevrilir. Yani artı ise eksi olur, eksisi artı olur. Dolayısıyla buradaki ilk tepkimede verilen değerleri sadece 2 ile katlayarak bir potansiyel, bir tepkime elde edersem pil potansiyeli hala 0.8 olur. Yani yarı tepkimeleri ya da pil tepkimelerini herhangi bir sayı ile genişletsem de bir potansiyeli ne yapmazmış? Değişmezmiş çünkü potansiyel bir farktan oluşuyor. Dolayısıyla bu bizim için doğru verilmiş. Yani artı 0.8 volt. Peki ikincisinde biz buradaki zn art 2'den zn olan tepkimeyi ters çevirmişiz. Bu tepkimeyi ters çevirirsek eksi 0.76 olan potansiyel de artı 0.76 volt olur ki bu doğru. Yani herhangi bir tepkime ters çevrilirse potansiyeli de işaret değiştirir. Peki Üçüncüsünde birinci ve ikinci tepkimeyi toplamışız. Ama birincisini 2 ile genişletip ikincisini ters çevirerek toplamışız. Birincisini 2 ile de genişletsek bu pilin potansiyelini değiştirmez. Çünkü herhangi bir sayı ile genişletmek pil potansiyelini etkilemiyordu. Yani artı 0.8 volt. İkincisini ters çevirmişiz. Ters çevirirsek Zn ok Zn artı 2 artı -2, 2 elektron haline geliyor ki Ters çevirdiğim için pil potansiyeli artı 0.76 volt olacağını biraz önce söylemiştik. Bunları alt alta topluyorum. Elektronlar birbirini götürüyor. O halde ben C seçeneğindeki tepkimi elde ediyorum. Ve toplarsam 1.56 volt yapıyor. Burada 2.36 volt olarak verildiği için C seçeneği yanlış. Ama yine de devam edelim. 2 Ag artı artı h2 2 Ag pil potansiyeli 0.8 2 AG artı da yapsam pilin potansiyeli 0.8 kalıyordu bunu söylemiştik. Peki ilk şu AG artıdan 2 AG 0.8 volt ama zaten hidrojenin indirgenmesi de yükseltgenmesi de 0 volt olduğu için onunla toplayınca işlemi değiştirmeyecek 0.8 volt olarak kalacak. Peki E seçeneğinde çinkonun yükseltgenmesi artı 0.76 volttu. Burada bulmuştuk. Peki hidrojen için onu düşünmeye gerek yok. Çünkü hidrojenin indirgenmesi de yükseltgenmesi de 0 volt. Sonucu etkilemiyor. Artı 0.56 doğru. Yanlış verilmiş olan C seçeneği. Verilen tepkimelere göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Bir bakalım. Şimdi bize iki tane redoks tepkimesi verilmiş aslında. Bunların potansiyelleri de verilmiş. Ama birinci öncülden biz başlayalım. Yani soruyu şuradan açmaya çalışalım. İki tane Z'nin iki tane Z artıya gitmesini istiyorum. İkinci tepkime de Z var ama bir tane ve Z artıya gidiyor. Yani Z, Z artıya gitmiş ben iki tane olmasını istiyorsam ben bu tepkimi 2 ile genişletebilirim. Bu tepkimi 2 ile genişletirsem entalpi değerini 2 ile ne yapmayacağım? Genişletmeyeceğim arkadaşım. Yani bir tepkimi herhangi bir sayı ile genişletsem de entalpisini genişletiyordum özür dilerim. Ama voltmetredeki yani potansiyel farkında ölçtüğüm değer ne yapmıyor? Değişmiyor. Yani burası hala artı 0.5 volt olacak. Birincisi bu. Peki. O halde 2 ile genişletip yazıyorum. 2z 2x artı ok 2z artı artı 2x ama potansiyelimiz hala artı 0.5 volt olmalı. Peki. Şimdi ilk tepkimeyi nasıl kullanacağım? Y artı 2'nin Y'ye gitmesini istiyorum. Zaten öyle. Y artı 2 Y'ye gidiyor. Demek ki bu tepkimeyi aynı alacağım. 2x Y artı 2 ok 2x artı artı Y potansiyeli de hiçbir değişiklik yapmamıştık zaten. Artı 0.6 volt. O halde alt alta toplayınca x'ler birbirini götürüyor. Yine aynı şekilde x artılar birbirini götürüyor. Ve ben şu tepkimeyi elde edebiliyorum. Bu tepkimi elde ettiğime göre potansiyellerini de toplayarak bu tepkimenin potansiyelini elde edebilirim. O da 0.6 artı 05'ten 1.1 volt olur ki burada 1.6 dediği için bu ifade yanlış. Peki ikincisine bakalım yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki. Şimdi bu tepkimeler bize pozitif potansiyel vermişler. Yani bu tepkimeler verildikleri yönlerle bu tepkimeler benim için istemli. Yani pil sıfırın üzerinde bir potansiyel üretiyorsa yani pil aslında potansiyel üretiyorsa, pil potansiyeli sıfırdan büyükse tepkimeler istemlidir. Verildikleri yönlerle. İstemli ise yalnız olan element daha aktif anlamına gelir. Mesela x yalnız olandır. İlk tepkime de demek ki x yükseltgenmiş, y artı 2 indirgenmiş. Demek ki x büyük y'dir diyebilirim. İkinci tepkime için z yalnız olandır. z yükseltgenmiş. ve dolayısıyla x artı da indirgenmiş. Demek ki z de x'ten büyüktür diyebiliriz. O halde en aktif olan z'dir. Yükseltgenme potansiyeli. Elektron verme eğilimi en büyük olan. Sonra X'tir, sonra y'dir. Bu kesinlikle doğrudur. Peki, üçüncü öncülde verilen tepkime istemli midir değil midir? İşin içine hidrojeni katmışım. Y, Y artı 2'ye gidebilir. Yani buna bir engel yok. Ama eğer Y aktif bir metalse. Yani eğer Y büyük H2 ise. Yani Y aktif metalse. Bu tepkime gerçekleşir. Ama şöyle dolamaz mı? H2 büyük Y ise gerçekleşmez. Yani Y'nin bir ne metal olması ihtimali var? Y'nin bir soy metal olma ihtimali var. Hatta yarı soy da olabilir. Dolayısıyla kesindir diyemem. O halde kesin olan yalnız 2 yani B seçim. X metalinden yapılmış bir kaptaki ZCO4 sulu çözeltisine buradaki sülfat eksi 2 yüklü bir iyon buradaki Z artı 2 yüklü bu arada. Y metal çubuğu şekildeki batırıldığında zamanla kapta bir aşınma olmazken yani bu X reaksiyona girmiyormuş reaksiyona girmiyorsa pek de aktif olduğunu söyleyemeyiz. Demek ki X oldukça pasif bir şey. Peki pasif bir metal. Zamanla kapta bir aşım olmazken Y çubuğunun kütlesi azalıyor. Yani bu Y aşınıyor. Y aşınıyorsa Y reaksiyona giriyor. Yalnız olan yani yüksüz olan bir madde reaksiyona giriyorsa o onun aktif olduğunu gösterir. Demek ki Y aktif. Y aktif ama kime karşı aktif? Yüklü olan Z artı 2'ye karşı aktif. Demek ki y büyük x'tir diyebiliriz hatta e, düzelteyim y büyük z'dir diyebiliriz z'ye karşı aktif. Y büyük z diyebiliriz X de en pasifi. Yani yükseltgenme eğilimleri böyle. Şimdi biz yükseltgenme eğilimlerini bildiğimize göre hangileri kendiliğinden gerçekleşir karar verebiliriz. Nasıl bakıyorduk hocam? Yalnız olan element aktif ise reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. Yalnız olan element ne demek? Elementel halde bulunan bir madde. Yani yüksüz olan bir maddeden bahsediyorum ki burada Z. Z X'ten aktif mi hocam? Z X'ten aktif. O zaman bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. Peki diğer için bakalım. Yalnız olan Y Z'den aktif midir? Y hepsinden aktif hocam. Dolayısıyla bu reaksiyon kendiliğinden gerçekleşir. Yani Y yükseltgenir, Z artı +2 indirgenir çünkü yükseltgenme ilim fazla olan Y idi. Peki, aynı şeyi sonuçsu için bakalım şimdi. Yalnız olan X, Y'den aktif mi? X hepsinden pasif. O zaman X, Y artı 2 ve Z artı 2'nin yanında yükseltgenme şansına sahip değil. O halde kendi gerçekleşenler 1 ve 2 yani D seçeneği. Şekillik kapta cuno 3 2 çözeltisinde ki buradaki nitrat eksi 1 yüklü 2 tane Cu 2 e, tane nitrat eksi 2 buradaki bakır artı 2 yüklü. Demir çubuk batırıldıktan bir süre sonra metal çubuğun kütlesi artarken. Yani aslında bu tarz sorularda kapta, çubukta bir değişiklik olduğunu ifade ediyorsa reaksiyon gerçekleşiyor demektir. Çözeltideki iyon derişimi azalmıştır. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur? Demek ki demir çubuk aşınıyor. Peki bakır artı iyonları da demirin üzerine tutunmaya çalışıyor. Demir çubuk aşınıyor ama ne iyon oluşturuyor hocam bilmiyorum. Sorunun esprisi şu. Demir demir artı 2'ye mi gider, demir artı 3'e mi gider? Duruma göre değişir. Demirin yükü artı 2 de olabilir, demirin yükü artı 3 de olabilir. Yani burada bir soru işaretim var. Sıkıntı da bu zaten. Ama reaksiyonu şöyle biliyorum. Demir yükseltgeniyor. Peki, bakır artı 2 ise indirgeniyor. Bakır artı 2 bakıra indirgenecek. Onu biliyoruz. Bakır olarak birikecek. Peki, demir kime yükseltgenecek? Demir kime yükseltgenecek bilmiyorum. Demir artı n olsun. Bu artı n artı 2 ya da artı 3 olabilir. Peki bu tepkime gerçekleştiği zaman metal çubuğun kütlesi artarken çözeltideki iyon derişimi azalmış. Bak dikkat et. Çözeltideki iyon derişimi azalmış. Çözeltideki iyonu kim oluşturuyordu hocam? Bakır artı 2 oluşturuyordu. Peki şimdi şöyle bir şey deneyelim. Burası da artı 2 yüklü olsaydı tepkime denk olurdu. Yani artı 2 yük artı 2 yük yük denkliğini sağladım. O zaman bir iyon reaksiyona girerken yerine bir iyon geleceği için reaksiyondaki iyon derişimi hiç değişmezdi. Halbuki iyon derişimi azalmış diye söylediği için demek ki burası ne olamaz? Demirin yükü artı 2 olamazmış. Demek ki demirin yükü artı 3'müş arkadaşım. Yani demir artı 3. O halde burası artı 2 burası artı 3. Pratik olarak redoks yapacak olursam yük denkliği sağlayabilirim. Bunu 3 ile genişletirim. Bunları da 2 ile genişletirim. Böylelikle artı altıda da buluşmuş olurlar. Bak kontrol et. 3 mol iyon azalırken yerine 2 mol iyon geliyor. Dolayısıyla toplamda iyon derişimi azalıyor. Bunu sağladı. Peki metal çubuğun kütlesinin artması azalmasına sağlıyor mu? 1 mol demir 56. 2 mol demir 112 gram. Yani demir çubuğun kütlesi 112 gram azalırken Üzerine tutunan bakırın kütlesi 3 mol bakır. 3 çarpı 64. Yani ne gelir oradan? 192 gram. 192 gram artıyor. Yani gerçekten metal çubuğun kütlesi artıyor. O halde bir redoks tepkimesidir. Bu kesin. Artı 2'ler artı 3'ler havada çüşüyor. Demir metalin yükseltgenme potansiyeli bakır metalinkinden büyüktür. Onun için demir yükseltgenmiş. Bakır da indirgenmiş zaten. Dolayısıyla doğru. Peki kapta Demir bakır artı 2. Demir artı 2 mi? Yoksa demir artı 3 mü olmalı? Demir buradaki demir artı 3 yüklü olmalıydı. Onun için bu yanlış. Bakır artı 2'nin indirgenme potansiyeli demir artı 3'ün indirgenme potansiyelinden küçüktür. Kim indirgendi diye bakarsanız bakır artı 2 bakıra indirgendi. Demek ki bakır artı 2'nin indirgenme potansiyeli daha büyüktür. Yani bakır artı 2'nin indirgenme potansiyeli daha küçüktür ifadesi doğru değil. O hadi doğru cevap 1 ve 2. Yani B seçeneği. X2, Y2 ve Z2 halojenlerinin yani birer ametal 7A grubunda yer alıyorlar. Tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşiyormuş. Şimdi halojenlerde reaksiyona girme eğilimi bu sefer bir ametalden bahsettiğim için ametalik aktiflik. Ametalik aktiflik derken kastettiğimiz şey elektron alma isteği. Yani elektron aldığına göre indirgenme potansiyellerini karşılaştırıyorum. Peki. Şimdi bu tepkimeler kendi dilinden gerçekleşiyorsa yalnız olan aktiftir. Yani Z2 sıfırdan sodyum artı bir Z eksiye gitmiş. Yani kim indirgenmiş? Z indirgenmiş. Peki. Buradaki sodyum artı bir X eksi iken X 0 olmuş. Yani kim yükseltgenmiş? X eksi yükseltgenmiş. Ama kim indirgenmiş? Daha önemli bir soru. Z indirgenmiş. O halde Z2 x den aktiftir. Yalnız olan reaksiyon daha doğrusu yalnız olan aktif ise tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Burada yalnız olan da Z2. O zaman yalnız olan Y2 bu sefer de Z'den aktif. Y2 büyük Z2. O halde toparlayacak olursak Y2 en aktifi sonra Z2 sonra X2 ama bu indirgenme eğilimi yani elektron alma eğilimi. Bunu unutmayalım. Peki bakalım şimdi hangileri doğrudur diye soruluyor. Bu arada 7A grubunda bu elementleri nasıl sıralarım hocam? 7A grubunda yukarı doğru gidildikçe yani flora doğru gidildikçe elektron alma isteği yani elektron ilgisi, elektronegatiflik gibi özellikler yani ametelik özellik, ametelik aktiflik artar. Elektron alma isteği artar. Yani bu genel bilgi. O zaman biz en yukarıda Y'nin olmasını bekleriz. Sonra Z'nin sonra X'in olmasını bekleriz. Peki birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki ki iyonlaşma enerjisi de yukarıya doğru çıkıldıkça ne yapar yine? İyonlaşma enerjisi de bu yönde gidildikçe artar. Çap küçüldükçe. Y büyük Z büyük X'tir. Bu ifade doğru. Z2 X2'den daha iyi yükseltgendir. Yani kendisi daha iyi indirgenir demek istiyor. Evet Z2'nin indirgenme eğilimi X2'den büyük. Elektron alma eğilimi bu ifade doğru. İndirgenme potansiyeli en yüksek olan Y2'dir. Burada x2 olarak verdiği için yanlıştır. Demek ki doğru cevap 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Yukarıdaki şekilde x metilinden yapılmış kapta Z artı 2 içeren bir çözelti konuşmuş. Bu çözeltiye de Y metali daldırılmış. Bu metallerin yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki şöyleymiş. Y büyük Z büyük X şeklindeymiş. Bu yükseltgenme potansiyeli. O zaman en aktifi Y'dir. Aktif olan yalnızsa reaksiyon kendinden gerçekleşir. O halde Y aşınır. Yani Y artı iyonlarına dönüşür. Y artı N. Z artı 2 onun yanında ne olur? Birikir. Z artı 2'ler de Z olarak birikir. X ise en pasif olduğu için yani olaya karışma şansı yok. Çünkü yükseltgen potansiyeli hepsinden düşük. O halde X yükseltgenemez burada. Demek ki X X olarak kalır. Zamanla X metil aşınır. Bu ifade yanlış. Çözeltide Y katyonları oluşur. Bunu söyledik. Çözeltideki Z artı 2 iyonları yükseltgenir. Çözeltideki z artı 2 yonları z'ye indirgendi. Dolayısıyla yanlış. O halde doğru cevabımız yalnız 2 yani B seçim. X, ve Z metalleri ile hidrojen gazın yükseltgen potansiyeller arasındaki verilmiş. Hidrojenden daha aktif olan yani yükseltgen potansiyeli daha fazla olan metallere biz aktif metal diyorduk. Demek ki X ve Z bizim için aktif metaller. Peki hidrojenden elektron verme eğilimi daha düşük olan metalleri ise biz soy metal diyorduk. Demek ki Y bir soy metal. Bir bakalım şimdi. X ZnO3 XNO3 artı Z tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. X mi daha aktifti yoksa Z mi? Ona bakalım. X daha aktifti Z'den. Yalnız olan X daha aktif olduğu için bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Yani ifade doğru. Yani X yükseltgenir. Elektron verme isteği en fazla olan X metalidir. Bu ifade doğru. Zaten bu yükseltgenme eğilimi. Y'den yapılmış bir kapta Y bizim için soy metaldi. Bir soy metal olduğuna göre y şurada belirtelim y soy metal. Soy metaller oksijensiz asitlerle reaksiyona giremezlerdi. Dolayısıyla HCl sulu çözeltisiyle herhangi bir reaksiyon gerçekleştiremez. Herhangi bir reaksiyon gerçekleştiremediği için bu kabın içerisinde yani Y'den yapılmış kapta HCl'yi saklayabilirim. Çünkü HCl bozulmaz. Y bozulmaz. Yani herhangi bir madde bozulmadığına göre saklamak mantıklı. Burada saklanamaz dediği için bu ifade yanlıştır. Yani cevaptır. Yine diğer seçeneklere bakalım. Y daha mı aktiftir hocam Z'den? Y Z'den aktif değildir. Onun için bu tepkime istemsizdir. Yani kendiliğinden ne yapmaz? Gerçekleşmez demiş. Dolayısıyla doğrudur. X ve Z alkali metal yani 1A grubu metalleri ise X'in atom hacmi daha büyüktür. Bir bakalım şimdi. 1A grubunda aşağıya doğru inildikçe aktiflik artar. Yani yükseltgenme potansiyeli artar. Yükseltgenme potansiyeli artar. Peki X daha aktif olduğuna göre X daha aşağıda, Z daha yukarıda olmalı. Ve aşağıya doğru aynı zamanda atom hacmi de artar. O halde atom hacmi büyük olan kim olmalı? X olmalı. E, X'in atom hacmi daha büyüktür ifadesi doğru olur. Yani yanlış verilmiş olan C seçeneği. Şekildeki kaplardan birinci ve ikinciye batırılan metal çubuklar zamanla aşınıyormuş. Yani şu metal çubuğun aşınması demek bu metalin reaksiyona girmesi demek. Bir metal niçin reaksiyona girer? Ya da bir metal ne yapabilir reaksiyona girince? Pozitif yüklenir. Yani yükseltgenir. Demek ki yükseltgenme eğilimi yüksek. Yani kimden yüksek? Bu çözeltinin içerisindeki katyondan yüksek. Katyon ise Z'ye dönüşür. Yani indirgenir. Demek ki X'in yükseltgenme eğilimi Z'den büyükmüş. İkinci kapta da reaksiyon varmış. Demek ki Y metal çubuğu da aşılmış. Demek ki y Y'de X'ten yükseltgenme eğilimi daha yüksek bir metalmiş. Üçüncüsünde ise reaksiyon olmuyormuş. Demek ki Y çubuğu daha aktif değil. Yani o halde daha aktif olan T. T büyük Y diyebiliriz. O halde en aktifi kimdir hocam? Bunların arasında en aktifi T'dir. Sonra Y olmalı. Sonra y x'ten büyükmüş. x de z'den büyükmüş. Peki bize neyi soruyor? Metallerin yükseltgenme potansiyellerinin artış sırası. Bu büyüklük sırası. Artış sırası ise küçükten büyüğe olacak şekilde sıralanır ki artış sırası yükseltgenme eğilimlerinin z büyük, x büyük, y büyük giderek artıyor. Ve t şeklinde olmalı. z, x, y, t. z, x, y, t'yi veren d seçeneği Bizim için cevaptır. Şekillik sistemde katı kütlesi 2.8 gram azaldığı an ile ilgili. Katı kütlesi azalıyorsa potasyum potasyum artıyor dönüşüyor. Demek ki bir reaksiyon oluyor. Bu arada bakır yonları da bakır olarak bu çubuğun üzerinde birikiyor. Hocam yani potasyum aşınırken işte o metal çubuğun kütlesi nasıl artar? Potasyum kütlesinden bahsetmiyoruz. Metal çubuğun kütlesinden bahsediyoruz. Potasyum azalır ama üzerinde bakır birikir. O da metaldir. Kütle artabilir ya da kütle azalabilir. Diye. Buna bakacağım şimdi. Peki potasyum zamanla potasyum artıya dönerken çözeltinin içerisindeki bakır artı iki onları da bakıra dönecekti. Şurası potasyum artıya döndü. Bu da bakıra döndü. Peki tepkimeyi denkleştirecek olursak şunun katsayısını 2 yaparsam Artı 2 yük, artı 2 yük yükleri denklediğim zaman pratik redoks yapmış olduk. Peki bundan 2 mol harcasam 2 mol potasyum 2 çarpı 39'dan 78 gram kütle azalması oluyor. Peki yerine 1 mol bakır tutunuyor. 1 mol bakır da 64 gram. 64 gram da kütle artıyor. 78 azalırken 64 artıyor. Demek ki toplamda kütle 14 gram azalıyor. Kütlenin 14 gram azalması 2 mol potasyum reaksiyona girdiği zaman oluyor. Peki kütle 2.8 gram azaldığına göre kaç gram potasyum reaksiyona girmiştir? 0.2 katı olduğu için 0.4 mol potasyum reaksiyona girmiştir. Şimdi gönül rahatıyla yazabiliriz. Yani 0.4 mol diye. Yaptığımız işlem sonucunda tekrardan tepkimeyi yazalım istersen şuraya. Daha hızlı bir şekilde göreceksin. 2K Cu artı 2 2K artı artı katsayısı bu. Bundan 0,4 mol reaksiyona girerse bundan da 0,2 mol reaksiyona girer. Bundan 0,4 mol oluşur. Bundan da 0,2 mol oluşur. Katsayıları kullandım. Potasyum metalinin 15,6 gramı potasyum iyonuna dönüşmüştür. Bir bakalım yani 0,4 molü. 0,4 çarpı mol kütlesi 39 işlem yaparsam 15,6 gramı dönüşmüştür. Dolayısıyla doğru. 0,2 mol cu katısı oluşmuştur. Bunu görebiliyorum. Doğru. Kapta bu tepkime gerçekleşmiştir. En baştan beri hoca bunu yazdı. Dolayısıyla doğru. O halde cevap E seçeneği olacak. Bize X, Y, Z metalleriyle ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre X, Z'ye verilen örnekler aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Dikkat edelim. Bir bakalım. H2O ile etkileşerek X öyle bir metalmiş ki su ile bile reaksiyona girebiliyor. Ve H artı yonunu H2'ye indirgiyor çok aktif metal olması lazım. Suyla reaksiyona girebilen metaller alkali metaller. Yani bir a grubu element olması lazım. Yani alkali metal. Alkali metaller suyla bazlarına dönüşüyor. Bir tane örnek vereyim mesela sodyum alkali bir metaldir. Suyun içine atarsanız sodyum hidroksite dönüşür ve bir miktar hidrojen gazı da açığa çıkartır. Yani NaOH'a dönüşür. Peki şimdi bakalım. O zaman X ne olabilir hocam? Sodyum olabilir. Yani alkali metal olabilir. Bu arada 1A grubu olabildiği gibi 2A grup metal de olabilir. Yani toprak alkali de olabilir. Onu da belirteyim. Toprak alkali metal. Yani kalsiyum da olabilir. Lityum 1A grubu elementidir. Olabilir. Potasyum 1A'dır. Olabilir. Baryum 2A'dır. Olabilir. Yani X ile ilgili bilgilerin hiçbirisinden eleme şansı yapma şansım yokmuş. Peki koh çözeltisinde yükselt geliyor. Koh kuvvetli bir baz. Kuvvetli bir bazla da reaksiyona girebilmesi için amfoter metal olması lazım. Yani kuvvetli bazlarla sadece daha doğrusu bazlarla sadece amfoter metaller o bazlarında kuvvetli olanlarıyla reaksiyona girebiliyordu. Demek ki X amfoter bir metal. Amfoter deyince Zeynep al sana kırmızı pabuç beğendin mi? Yani bu metaller amfoterdi. Çinko, alüminyum, kalay, krom, kurşun, berilyum. O halde çinko olur, kalay olur, alüminyum olur. Doğru mudur? Ama kalsiyum olmaz. Kalsiyum çünkü amfoter değil. Yakaladık. Yani cevap de çinko olur. Yine de sonuncusuna da bakmak istiyorum aynı mantıkla. Peki H2SO4 çözeltisinde SO2 gazı açığa çıkartıyor. Normalde aktif metaller asitlerle hidrojen çıkartır. E peki e, yarı soy metaller dediğimiz bakır, civa, gümüş ise H2SO4 ve HNO3 ile hidrojen dışındaki gazlar çıkartıyordu. H2SO4 ile SO2 gazı HNO3'ün derişik haliyle no 2 seyreltik haliyle NO çıkartıyordu. Demek ki bakır, civa ya da gümüş olmalı. Yani yarı soy metal olmalı. Hadi bakıyorum bakır, civa, bakır olur. Zaten kurşun olmaz da amfoter, gümüş olur. O halde seçenek için D seçeneği cevabımızdır diyebiliriz. Ca, Cu ve Z Yani kalsiyum, bakır ve çinkodan oluşan 13.8 gramlık alaşım ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Kalsiyumun nasıl bir metal olduğunu vurgulayalım. Kalsiyum aktif bir metal. Asit seçmeden her türlü asitli hidrojen gazı çıkartır. Bakır yarı soy metal sadece nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona girebilir. Çinko ise amfoter metal hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyona girebilir. Peki derişi koh çözeltisinden geçirildiğinde bu alışımın kütlesi 2.6 gram azalıyormuş. Bu arada bir, bir konuda uyarayım. Bu soru sırasıyla işlem yapılan bir soru değil. Sorunun hiçbir yerinde sırasıyla bilgisi verilmemiş. Dolayısıyla aslında şunu yapıyorum. 13.8 gramlık karışımı koç çözeltisinden geçiriyorum. Yine 13.8 gramlık alışımı HCl'den geçiriyorum. Ya da şöyle düşünebilirsin. Koftan geçirseydim böyle olurdu. HCl'den geçirseydim böyle olurdu. Ve başlangıç miktarlarını bana bul. Böyle bir soru. 13.8 gramlık alaşımın Kokçdan geçirilmesiyle kütle 2.6 gram azalıyormuş. O zaman kohla reaksiyona girebilecek olan sadece amfoter metal. Çünkü o kuvvetli baz. Yani burada çinko. Demek ki ben çinko'nun ne kadar olduğunu biliyorum. Çinko 2.6 grammış. Yani hatta molünü bulabilirim. 65'e bölüyorum. 0.04 mol yapıyor. Not olarak aldım. Peki. Şimdi bunu kullanmaya devam edeceğim. Derişi KCl çözeltisinden geçirildiğinde HCl ile kim reaksiyona girebilir hocam? Çinko da girebilir, kalsiyum da girebilir. Biraz önce çinkoyu bitirdim. Hayır öyle bir şey yok. Demiştim ki böyle yapılırsa böyle yapılırsa. Durum bu. Peki HCl ile her ikisi de reaksiyona girer. Çinko da girer, kalsiyum da. Her ikisinin de tesir değerli artı 2 olduğu için değerliklerinin yarısı yani 1H2 açığa çıkartırlar. Şurayı da ZnCl2 olarak yazabilirim. Kalsiyum için de aynı şeyi yapıyorum. cacl 2 artı 1 eşik açığa çıkartacak. Ne kadar çinko olduğunu bildiğim için 0,04 mol. 1 mole 1 mol. Demek ki 0,04 mol H2 buradan çıkar. Normalde 1.344 gram. 1.344 bölü 22.4 yaparsam. Normal koşullarda 1 mol 22.4 litreydi. Kaç mol olduğunu bulurum. 0.06 mol H2 gazı açığa çıkıyormuş. Bunun 0.04'ü kimden kaynaklı? Çinkodan kaynaklı. O zaman burası da 0.02 mol olmalı. Toplam 0.06 mol olsun diye. 1 mole 1 mol. Demek ki bu da 0.02 mol. Artık ben kalsiyumun da 0.02 mol olduğunu biliyorum. Kalsiyum mol kütlesi 40. 0.02 mol'ü çarparsam 0.8 gram. Dolayısıyla artık çinko ve kalsiyum kütlesini biliyorum. Bakırın kütlesini bilmiyorum. Ama toplam kütlenin 13.8 gram olduğunu da biliyorum. Toplam 13.8. Burası da M. O halde şunları toplarsam 13.8'e eşitleyeceğim. Yani 13.8'den 2.6'yı çıkartacağım ve 0.8'i çıkartacağım. O zaman 10.4 gram bakır olduğunu bulurum ki cevap C seçeneği olur.